Herkese merhabalar, ben Abdullah Yıldırım. Bugün en çok merak edilen konulardan bir başkası olan grafiklerimi logaritmik ölçekle mi çizmeliyim yoksa lineer aritmetik ölçekle mi çizmeliyim sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Buna başlamadan önce kanalı tesadüfen ziyarete gelenlere bu kanalı takip etmelerini öneririm. Çünkü bu kanalda eğitim videolarının yanı sıra güncel piyasa yorumları, altın, borsa, kriptolarla ilgili yorumlar da yapıyorum. O nedenle kanala üye olmaları kendilerine avantaj sağlayacaktır. Aynı zamanda henüz bildirimlerini açmamış olanlar varsa bildirimlerinizi de açarsanız bu yayınladığım videolar öncelikle ulaşma imkanı bulursunuz. Peki arkadaşlar, dediğim gibi aritmetik grafik mi, yani lineer grafik mi, yoksa logaritmik grafik mi? Onu anlatacağız bu eğitim videosunda. Aritmetik grafik mesafelerin, ölçekteki mesafelerin eşit olduğu ve rakam artışlarının eşit olduğu grafiklerdir. Bunu şöyle bir örnekle anlatmaya çalışayım. Biraz büyütelim grafiği, daha iyi görünecek. Biraz daha büyüteyim. Şimdi şurada sağ tarafa baktığımız zaman, grafikle şurayla ilgilenmeyelim. Buraya baktığımız zaman mesafelerin eşit olduğunu, bununla birlikte rakamların da eşit arttığını, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 gibi biner biner arttığını görürsünüz. Mesafeleri eşit, artış miktarları da eşit. Tamam. Aritmetik grafikte bu şekilde. Logaritmik grafikte ise hemen bakın şuradaki sağ alttaki log kısmına basıyorum. Trading view de bu şekilde. Diğerlerini de bu şekilde. Log'a basıyorum ve logaritmik ölçüye dönecek. Hemen burası. Bastım. Bakın bu da fine oldu. Aralıklar belki yine eşit. Evet, aralıklar eşit ama artışlar eşit değil. 420'den 80 artışla 500'e. Sonra bakın 90 artışla 590'a, mesafe aynı. Sonra 120 artışla 710'a gibi aynı aralıklar fakat miktarlar farklı olarak gidiyor. Çünkü diyor ki logaritmik artış, logaritmik ölçek. Evet ben mesafeleri yine aynı bırakırım ama beni ilgilendiren buradaki eşit miktarlardaki artış değil. Eşit yüzdelerdeki artış. Yani buradan buraya geçerken belli bir yüzdeyle geçiyor. Aynı yüzdeyle buraya geçiyor. Aynı yüzdeyle buraya geçiyor. Aynı, buraya geçiyor. aynı miktarla değil. Yüzdesel artışa önem veriyor. Neden logaritmik grafikler yüzdesel artışa önem veriyor? Çünkü rakamlar büyüdükçe aradaki farkı grafiği çizene gösterebilmek için. Bunu şöyle anlatmaya çalışayım değerli arkadaşlar. Örneğin 100 liradan bir hisse senedi 200 liraya çıktığında aritmetik grafikte belli bir boyda, belli bir mesafede görülür. Aynı hisse senedi 1000 liradan 1100 liraya çıktığında da artış 100'dür ya. Her ikisinde aynı miktarda bir artışmış gibi gösterir. 100, 100. Öyleydi esası aritmetik grafiğin dönelim. Miktarlara, eşit miktara aynı boşlukta, eşit, eşit aralığı vermekte değil mi? Dolayısıyla biz aritmetik grafiklerde artış miktarının boyu ne kadar arttıysa o kadardır. Logaritmikli ise ne kadar arttıysa değil yüzde kaç arttıysa örneğin bir önceki örneğimde 100 liradan 200 liraya gelmiş bir hisse senedi yüzde yüz artmıştır. Tamam 100 lira, 200 liradan 1000 liradan 1100 liraya geldiğinde yüzde 10 artmıştır. Aynı miktarda göstermez. Şimdi biraz daha bunu görselleştirelim kafaları karıştırmadan. Bakın bu Bitcoin'in yine uzun vadeli bir grafiği. Şöyle grafiğe baktığımızda siz de aynı şeyi görüyorsunuz değil mi? Şu bölgede yatay bir trend var, öyle görünüyor yatay bir trend var. Burada bir yükseliş var, burada ise devasa bir yükseliş var. Kabaca tanımlayın bana bunu derseniz de bu şekilde görülür. Biz yatırımlarımızı yaparken neyi önemsiyorduk? Biz artış miktarları değil mi? Yüzde kaç arttı? 100 liralık bir, bin liralık bir portföyümüz var... 100 lira artmasını değil %100 artmasını, %200 artmasını, %500 artmasını, %20 artmasını önemsiyoruz değil mi? Kaç lira arttığından ziyade yüzde kaç arttığı bizi yani yatırdığımız parayı yüzde kaç kazandık değil mi? Maaşımıza yüzde kaç zam yapıldı bizi o ilgilendiriyor onun gibi diyelim. Tamam şimdi bu grafiğe şöyle baktığımızda burada bir yatay var hmm, ben burada almazdım diyoruz değil mi? Şurası çok güzelmiş burada iyi para kazanılmış. Burada ise fevkalade bir para kazanılmış. Burada muazzam bir zarar var gibi yorumlayabiliriz değil mi? Hadi bakalım bir işaretleyelim şöyle yakından bakalım. Bu bir aritmetik grafik, lineer skala. Hemen bu alanı şöyle çizdim bakın. Yani bu çok fazla artışın olmadığı alanı çizdim. Bir de muazzam artışın olduğu alanı çizelim. Hani şuraya çizelim gözüksün. Bu da çok artışın olduğu alan diyelim. Tamam. İşte bu aritmetik grafikte böyle görünüyor. Ama logaritmik grafikte gerçekler biraz daha iyi görünüyor. Yani siz burada mı almak isterdiniz yoksa burada mı almak isterdiniz sorusunun yanıtı aritmetik grafikle bakarsanız ben burada almak isterdim olabilir. Ama logaritmik grafikte durum nasılmış bir ona bakalım. Hemen ölçeği düzeltelim. Bakın az önce çizdiğim aralık bu. Logaritmik grafikte çizdiğim aralık şu. Bakın birisinde işte 2.96 sağdan bakın şuradan. 2.96 3 dolarlardan 2000 dolarlara kadar yükselmiş. 100 katına yakın değil mi? Pardon 1000 katına yakın. 2 dolarlardan 3 dolarlardan 2000 dolara yaklaşmış. 1000 katına yakın. Burada ise 300 4000 dolardan işte 17.000 dolara 3 katı çıkmış. Yani değil mi? Burada alsak ne kadar güzel olur değil mi? Ama aritmetik grafik işte bize bunu daha farklı gösteriyor. Hadi burayı silelim, bir başka örnek daha verelim. Yine aritmetik ölçe ölçeğimizi açtık. Diyoruz ki alım-satım kararı vereceğiz. Biz de bir yatırımcıyız. Grafiğimizi çiziyoruz, dirençler, destekler çiziyoruz. Aritmetik grafik üzerinde çizebiliriz bunları. Ama bizi zaman zaman yanıltabilir, onu anlatmaya çalışacağım. Bu arada analistlerin bazıları e, aritmetik grafik kullanırlar. Bunu da belirteyim, tercih meselesidir aritmetik grafik kullanmak. Birçok analist logaritmi kullanır, ben de logaritmik grafik kullanıyorum. O nedenle zaten size burada açıklamaya çalışıyorum, kararınızı siz verin. Ama dediğim gibi aritmetik grafik kullanan, saygın analistlerde grafik e, kullananlar da var tabii ki. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bir çanak var diyoruz değil mi? Hani şurada bir çanak var. İşte bu çanağı kırdı. Ve hatta çanağı bir de yaptıralım. Şurada kırdı, testini yap dedik ve biz buradan alımımızı yaptık. Değil mi? Alımı yaptık. Şimdi ne kadar kazandık, alım yaptık? Tamamen hayali. Şurada alımımızı yaptık. Ta ki buraya kadar trendin sonu Buraya kadar koyduk kim kazanacak daha çok bakalım. Bayağı bir kazanç var değil mi? Şu zaten hiç kazanamamış gibi gözüküyordu. Bir diğeri ise burada devasa bir kazanç var. Bir de ona bakalım. Şurada bakın muhteşem bir kazanç var. Hadi burada da bir çanak var. İşte şurada çanak gördünüz değil mi? Bu çanağı da burada bu kapatmış ve tutmuş. Burada da bu kişi almış. A şahsı ve B şahsının kazançları. Kim daha çok kazanmış? Kim daha çok kazanmış? Bu görüntüye bakılırsa aritmetik grafikte, aritmetik grafik bakın logaritmi açmadık. E sanki bu ikinci şahıs buna göre iki kattan biraz daha fazla kazanmış gibi görünüyor değil mi? Hatta şu adama göre çok fazla kazanmışlar görünüyor. Hadi onu da çizelim. Onu da şöyle hiç para kazanmayan diyelim bunu da. Zavallı diyelim bunu da ne yapalım? Bunu başka bir renk yapalım. Çok fazla renkler olmasın hadi bunu da yeşil yapalım. Bu da hiç para kazanmayan az kazanan olsun. Aritmetik grafik bize uzun vadede böyle gösteriyor arkadaşlar. Ama bakın logaritmik çizdiğimiz zaman nasıl görünüyor? Bir de düzeltelim grafiği. En çok kazanan bu, en az kazanan bu olduğunu görebiliyoruz. Çünkü bir tanesi bize eşit aralıklar gösteriyor. E buradaki bir dolarlık artışla 50 binden 50 bin bire çıktığındaki artışı da aynı gösteriyor. Ama biz umursamıyoruz ki burada 1 dolardan 2 dolara çıktığında 2 kat para kazanırken burada 50 bin dolardan 50.000, bin, 50 bin bir dolara çıktığında hiç kazan umursamıyoruz bile. O nedenle eşit aralıklar bize çok şey ifade etmiyor biliyor. Hadi bunu silelim. Bir başka örnek daha verdikten sonra eğitimimizi sonlandıralım. Şimdi grafikleri dediğim gibi yakın vadeleri çizerken saatlik, 4 saatlik hatta belki günlük grafikler birkaç aylık periyodu çizerken hangi grafiği kullanırsanız kullanın çok fark etmeyebilir. Ama uzun vadelerde işte bu şekilde fark ediyor değerli arkadaşlar. Bir de bakalım destek diren çizerken de bazen bizi yanıltabilir. İki grafiğin ayrı ayrı çizilmesi. Haydi yine dönelim aritmetik grafiğimize. Böyle bir çizelim tekrar. Şimdi şu son dönemdeki Bitcoin'deki düşüşle ilgili bir grafik, bir hani direnci çizmeye çalışalım. Burada bir direnç var onu geçince alacağız ya. Burada bir direnç var. Şöyle bir direnç çizer miydiniz? Şuradan. Yani şuna benzer bir direnç çizilirdi herhalde değil mi? Şöyle bir direnç. Çizdik ve işte burada al sinyalini üretti ve aldık. E hani nerede? Hani nerede? Tekrar düşmeye devam ediyor. Yoksa şöyle mi çizmeliydik bunu? Hani böyle çizemezdik de çünkü şuraya değmiyor falan. Ama logaritmik grafikte ise Trendin öyle olmadığı daha rahat gözünü görünüyor arkadaşlar. Bakın, logaritmik grafiğe döndüm. Aslında direnç şurada. Yani bu direnci kırması için daha hala bir miktar daha yükseliş göstermesi gerek. Sevgili arkadaşlar, toparlarsak aritmetik grafiklere göre logaritmik grafikler bize biraz daha fazla avantaj sağlayabilir. En azından ben daha çok avantajlı görüyorum. Çünkü bize fiyat geçişleri, fiyat artışları ve azalışlarını daha adil gösteriyor. Eşit aralıklarla gösterdiği zaman bazen yanılabiliriz. Bizim için yüzdesel değişimlerin daha çok önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım net ve açıklayıcı bir eğitim olmuştur. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.